Siyasi iktidar PKK ile başlattığı çözüm sürecini tam bir çözümsüzlük sürecinin içine sokmuş. Terör örgütünü muhatap alarak affedilmez siyasi hataların gölgesinde ülkemizi derin bir ekonomik ve siyasi krizin içine sokmuştur. İktidara geldiğinizde yalnızca PKK terör örgütü vardı. Sayenizde ve sizin beslediğiniz FETÖ ve IŞİD gibi örgütlerle devletimizin başına, milletimizin başına bela olan iki tane daha terör örgütü baş belası olmuştur. Ülkemizin doğusundan batısına kadar her bir dükkan, her bir işletme, istisnasız her tüccar ve sanayici yüreği ağzında yarınından kaygılı bir şekilde yaşamını ve işini sürdürmeye çalışmaktadır. Devleti yönetenlerin vurdum duymaz açıklamaları, hesap vermekten uzak ve terörü olağan sayan sözleri iş dünyasının sabrını da zorlamaktadır. Her şeyi normalmiş gibi sayıp hiçbir siyasi sorumluluk taşımayan bakanlarımız bu kadar olup bitenlerden sonra sessiz kalmayı maalesef tercih etmişlerdir. İktidarın her bir hatası bugün FETÖ'yü, PKK'yı, IŞİD'i, ülkemizin ekonomisinin ve can ve mal güvenliğinin başına bela ettiği bir gerçektir. Ülkemizin itibarını ve imajını da zedelemiş, turistlerin gelmesine de engel olmuştur. Bugün turizm alanında gerçekten Türkiye'nin kaybı önemli bir rakam noktasına gelmiştir. Hatalı dış politika yüzünden tarımdan sanayiye, ticaretten turizme kadar geçimini barışa, üretime, saygın bir ülke olmaya borçlu olan tüm iş dünyamız açıkça sıfıra tüketme durumundadır. Gümrüklerin şeffaf olması gerekmektedir. Çıkarılan yönetmeliklerle ve genelgeler ile her değişiklik mutlaka ve mutlaka resmi gazetede yayınlandığı gibi özellikle gümrükle iş yapanların da maillerine iletilmek suretiyle hangi konuda hangi değişiklikler yapıldığı konusunda mutlaka bildirimde bulunmalıdır. Böylelikle vatandaşın ve gümrükte işi olan arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın daha iyi işlerini takip etme olanağı sağlanmalıdır. Yap işlet devlet modeliyle limanlarımızı özelleştirdiniz. Ama bu özelleştirmeyle birlikte belki bakanlığınızın yükü hafifledi ama ihracatçının ve ithalatçının yükü maalesef hafiflemedi. İhracatta ve ithalatta istenilen fiziki kontrol sebebiyle bu limanlarda özellikle 250 ile 400 dolar arasında ek ücret istendiği görülmektedir. Bunun bir an önce en aza indirilmesi hatta kaldırılması gerekmektedir. Sayın Bakan, gümrükte yaşanan itilaflarda objektif değerlendirmeler mutlaka öne çıkarılmalıdır. Mahkemelerden birçok örnek kararlar çıkarılmasına rağmen halen birçok itilafların yaratılmasına olanak sağlayacak bir yapı vardır. Bu yapının bozulması için bir kurul oluşturulmalı. Bu kurul hem müfettişler hem avukatlar vasıtasıyla değerlendirilmeli. Artık bu itiraflara son verilmelidir diyorum. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Arslan.